Merhaba Artı TV izleyicileri. Yeni bir Artı Gerçek programıyla karşınızdayız. Biz stüdyoda Artı TV programcısı Erk Acerer'le birlikteyiz. Hoş geldin Erk. Hoş bulduk abi. Evet, programın ilerleyen bölümünde Ragıp Duran ve Ragıp Zarakoğlu ile de birlikte olacağız. İlk bölümde özellikle Artı Gerçek üzerinden, Ragıp Zarakoğlu üzerinden yöneltilen darbe çığırtkanlığı suçlamasını konuşacağız. İkinci bölümde de Koray Düzgören'le Armağan Kargılı bizlerle olacak. Ama önce tabii iki tane kötü haberden, dün aldığımız kötü haberden başlayalım. Yani küçük bir çocuk Ahmet göz göre göre öldü gözümüz önünde. İbrahim Gökçek, yani konser yasağı kalksın isteyen bir müzisyen ölüm orucunda hayatını kaybetti. Sen de gazeteci olarak bunlarla çok yakından ilgilenmiştin. Evet. Ne yazık ki ya, Ahmet'ten başlayalım dilersen. Burada Köln'deyken ziyaret etmiştik ve o çocuğun acılarına tanık olmuştuk. Annesinin yurt dışına çıkma yasağı vardı. Burada tedavi alıyordu. Tedavisi iyi gidiyordu bir Almanya kurumunda. Fakat annesi gönderilmediği için çok üzülüyordu, çok kederleniyordu, ağlıyordu, şahit olduk. Ve geri dönmek zorunda kaldı. Çünkü çocuğun o ruh haliyle de burada başa çıkılamadı. Sonrasında da artık son günlerinin yaklaştığını biliyorduk. Babası da cezaevinde ve babasıyla son bir defa hasret gidermesine izin verilmedi. Tabii ki çok trajik, bugüne ait dönemsel bir Türkiye öyküsü. Diğer taraftan da İbrahim Gökçek'in durumu. Birer gün arayla aldık biz bunu. Ve İbrahim Gökçek'in durumunda şu vardı tabii. Çok umutlanmıştık biz. Tedavi süreci başlayacak. İşte en azından bir komisyon kurulmuştu. Ve grup yorumun taleplerini bu komisyon devralmıştı. Çok yoğun çaba gösteren insanlar oldu. Gerçekten ben yakinen tanık oldum. Çünkü konuşuyorduk İbrahim Gökçek'in durumunu. Zülfü Livaneli mesela, HDP'li Hüdakaya, Leyla Güven, Ali Şeker CHP'li, Alper Taş, son bu taleplerin bizim tarafından devredilmesini önerisini getiren kişi. Tabii Şebnem Hoca, Şebnem Korur, Fincancı, Defne Alman, Can Dündar ve Levent Üzümcü. Çok yoğun çaba gösterdi. Yani uykusuz geceler geçirdi bu insanlar. Ve tabii İbrahim hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra çok kritik bir süreçti. Yaşamını yitirmesi bizi çok derinden etkiledi. Hani bir şeye sevinirsiniz, bir umut olur ama hemen akabinde bir üzüntü. Ve tabii arkasından yaşananlar var bugün, dün. Yani polislerin cenaze kaçırması, babayı gözaltına almaları. Biz bu sürece neredeyse 2013-2014 yılından beri tanıklık ettik ve artık çok canımız sıkıldı. Yani kalkıp cemevinde gaz bombası atıyorlar. Gasılhanenin kapısını kırıp cenaze kaçırıyorlar. Ve bunu bir cami olsa bunu yapabilirler mi? Mümkün değil yani. Kaç sene camiye ayakkabılarıyla girdiler. Yalanı üzerinden bir kitle devşirdi AKP iktidarı. Ama bugün cemevinin işte gördük yani. Görüntülerini gördük, gasilhanesini gördük, kırık camlarını gördük ve gerçekten çok üzücü gelişmeler. Yani biraz belki bunu mezar kırma, ölü yerde sürükleme hikayesinden de okumak mümkün. Salt kötülük değil, biraz artık ölü seviciliği, ölü kırıcılığı bu memlekette almış, yürümüş ve tabii çok hüzünlü memleket manzarasına tanıklık ediyoruz. Şimdi bu adamın babasını gözaltına alıyorsunuz. Bu adam zaten acılı bir baba. Biraz toplumun artık nefes almasına da izin vermek gerekiyor değil mi? Yani bu kadar hınçlandırmamak, bu kadar üzmemek, bu kadar yani düşmana bile davranılmayacak gibi davranmamak gerekiyor. Biraz nefes almaya ihtiyacı var bu toplumun. Yukarıda polis helikopteri, aşağıda polis barikatı, ya bir cenazedir yani üstelik. Ahmet'in cenazesi gömülürken de öyleydi. Yani jandarma, jandarmalar. Mezarlığın etrafı kuşatılmış vaziyette jandarma tarafından. Ne yazık ki çok acı Celal abi, gerçekten yani öncesi çok acı, sonrası çok acı. Şunu da ilave etmek gerekiyor. Yani bu faşizme can teslim etmemek gerekiyor. Bu nedenle biraz açlık grevlerinin de sorgulanmasını doğru buluyorum.
Çünkü zaten AKP iktidarının istediği kendisine muhalefet edenlerin, kendisine kızanların, kendisine tepki gösterenlerin yok olup gitmesi bir an önce. Bence bu hevesi, bu havayı vermemek gerekiyor diye düşünüyorum AKP iktidarına. Evet, tarihin kolay kolay unutmayacağı bir vicdansızlık sürecinden geçiyoruz. Evet, ne yazık ki. Ve bunun da hesaplaşması ileride elbette bir biçimde elbette olacak. Unutmayacağız yani bunları, bunu bilsinler. Evet, şimdi bu haftanın esas bir başka olayı daha vardı. Ragıp Zarakoğlu'nun yazısı. Şimdi biz Ragıp Zarakoğlu'da Ragıp Duran'a gidelim. Merhaba arkadaşlar. Ragıp Zarakoğlu, hoş geldin. Selam. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Helal. Selamlar. Ragıp Duran, hoş geldin. Selamlar. Yankıya, merhabalar, yankı yapıyor. Evet. Yani Ragıp Zarakoğlu bugün kravatıyla çıkmış. Alık, ben böyle askeri üniformalı falan bir darbeci bekliyordum karşımda. Evet. Evet, şaşırtıcı. Bu makus kaderden kaçış yok diye bir yazı yazdın Artı Gerçeğe. Ve Evrensel Gazetesi'nde aynı tarihlerde yayınlandı. Tabii Evrensel'deki köşe yazısıydı. Görsel malzemesi yoktu o yazının. Ama Artı Gerçek'te görsel malzemeyle beraber yayınlanınca bir olay yaratmak istediler. Buradan bir darbe malzemesi çıkartmak istediler. Çünkü o görsel malzemede Recep Tayyip Erdoğan'la Adnan Menderes'in yan yana fotoğrafları vardı. Nasıl oldu bu süreç? Nasıl yansıdı sana Ragıp? Evet. Yani yazıyı okumadan müthiş bir linç kampanyası başlatıldı. Yani reis severler tarafından ve soylu severler tarafından. Farkında olmadan herhalde nasırlarına bastık diye düşünüyorum. Bu nasır da ne? Yani bunun arkasında biliyorsunuz gittikçe büyüyen bir oy kaybı söz konusu. Ve bu süreci diğer Demokrat Parti geleneğinden gelen partiler de yaşadı. Ve otoriter yola yönelme eğilimleri oldu. Bir ikinci neden aslında bu da şeyin ön belirtisi de diyebiliriz. Post Erdoğan döneminin aslında miras kavgası daha şimdiden başlamış vaziyette diye anlıyorum. Şu anda aslında AKP demek doğru mu bu oluşuma, onda da şey değilim. Yani tabii adı AKP, fakat baktığımız vakit ekibe tamamen biata dayalı bir mebus kitlesinden oluşuyor. Partinin parlamentodaki temsilcileri, kuruculardan hiçbir önemli bir şey yok. Yani AKP kuruluş safhasında bir çeşit koalisyon partisiydi. AKP altında kurulmuş farklı eğilimlerde insanlar, liberaller, hatta Ertuğrul Günay örneğinde olduğu gibi, evet, bir sosyal demokrat 68 kuşağından biri. Yani geniş bir yelpaze söz konusuydu ve kazanmasının en önemli nedenlerinden biri de yeni bir proje getirmesiydi. Yani hep Arap Baharı denir ya, aslında Arap Baharı'ndan önce Türk Baharı yaşandı. Belki Arap Baharı'ndan daha da başarılı oldu. O dönemde şeyde de öyle bir ihtiyaç da vardı. Yani Orta Doğu'da böyle liberal, ondan sonra cihatçı olmayan bir İslam, daha yani hoşgörülü. Demokrasiyle bir araya gelmiş Müslüman bir ülke. Ilımlı İslam. Evet. Evet, evet. Fakat bu meğerse şeymiş, binilecek bir otobüsmüş demokrasi belli bir noktaya kadar. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti bence oldu bir Türkiye Cumhuriyeti. Yani şu andaki başkanlık sistemini Amerika'da göremezsiniz. Şu anki başkanlık sistemini nerede görebilirsiniz? Orta Asya Cumhuriyetlerinde görebilirsiniz. İşte Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve buralardaki başkanlık rejimleri gerçekten 10 yılları deviriyor. Yani buna da bir niyet var. Yani ya da hanedana geçiyor. Şimdi Aliyev hanedanı ikinci kuşağında. Bu tip beklentiler de var. Bu 2023 yılına kadar planlanmış bir proje, sık sık dinlendiriliyor.
Yani 2023 yılında Türkiye'ye bir sıçratma yapmak. Belki de Türkiye'yi ilk Sünni İslam Cumhuriyeti yapmak. Çünkü bu ekipte İran devriminden de çok etkilenme oluyor. Baktığımız vakit geçmişteki entelektüel metinlerine ve yaklaşımlarına. Fakat bir şey bu, ama Şia İslam Cumhuriyeti. Bunu göreceğiz yani 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İslam Cumhuriyeti mi olacak, olamayacak mı? Tabii İslam olayı da tartışmalı. Oraya geçmeden şu yazı üzerinden biraz daha devam edelim mi Ragıp Zarakoğlu? Yazı üzerinden biraz daha devam edelim. Yani şimdi şöyle bir şeydi benim görebildiğim. Şimdi önce İbrahim Kalın'la Fahrettin Altun'un, yani Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve İletişim Başkanı'nın tweetleri geldi. Senin yazıya bir tepki olarak. Arkasından özellikle trollerin büyük bir linç kampanyası başladı. Sonrasında da önce Fahrettin Altun suç duyurusunda bulundu. Ertesi günde Recep Tayyip Erdoğan suç duyurusunda bulundu. Şimdi tabii mesela şöyle Hürriyet'te çıktı mesela bu haber. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan skandal ifadelere suç duyurusu şeklinde verdiler. Fakat çok ilginçtir. Fahrettin Altun'un verdiği suç duyurusunda senin yazından alınmış tek bir cümle yok. Şimdi öyle bir yerden okunmadığı bile belli değil yazının. Fakat Erdoğan'ın suç duyurusunda senden bir cümle almış. Tek bir cümle almış. Korona günleri bırakın Türkiye'yi, tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RT ve tayfasının kaçınması mümkün değildir demişsin. Şimdi suç duyurusunda diyor ki Erdoğan, bu ifadeyle diyor açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur. Kamuoyunda büyük tepki. Tam tersine, bu bir uyarı kendisine. Bu demokratikleşme, yani ders çıkar kardeşim, yani bu yanlış yolu terk et, demokratikleşmeye geç. Budur yani, eğer oradan çıkarılacak İşte buradan darbe çıkartmışlar. Benim düşündüğüm mesaj. Şimdi senin bu cümlenin üzerinden diyor ki suç duyurusunda, kamuoyunda büyük tepki yaratan antidemokratik beklentilerle dolu sözde yazıda açıkça darbe özlemi vurgulanmış, darbe seviciliği yapılmıştır. Şimdi tabii aslında bu süreç... Ya bence buradan şey çıkıyor Celal, yani burada bir darbe belki söz konusu olabilir ama bu darbe olacak gerekçesiyle başka bir üst darbeye daha yönelmek. Yani evet. Bu da bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir darbe planı bence. Hatta şimdi ben de bugünkü yazıda eleştirdim zaten. Seninle ilgili yaptığı suç duyurusunda adını da yanlış yazmışlar. Yani Ragıp Zarakoğlu diye yazmışlar adında. Yani bir ülkenin bir cumhurbaşkanı kendi yurttaşı ile ilgili bir suç duyurusunda bulunuyorsa hiç değilse adını doğru yazmak zorundaydı. Onu da yapmamışlar. Yani burada tabii bir süreçten geçiyorduk biz. Özellikle CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmaları üzerinden bir darbe mağduriyeti çıkarmaya çalışıyorlardı. Evet, çünkü benim de görebildiğim o ki bunlar artık ciddi biçimde oy kaybettikleri için iktidarlarını sürdürmek amacıyla bir zulüm mekanizmasını harekete geçirecekler. O zulüm mekanizmasını mazur göstermek için de bir mağduriyet yaratmaya çalışıyorlardı. Ve senin yazın, daha doğrusu senin yazın değil, o iki fotoğrafla başlık bunlara bir malzeme olarak kabul görmüş oldu. Biz Ragıp Duran'la da bayağı bir konuştuk üzerine, tartıştık. Sen Ragıp nasıl değerlendiriyorsun iktidarın bu yaklaşımını? Yani bir defa pardon. Ha, ben Ragıp Duran dersem daha doğru anlaşılır galiba. Çünkü iki tane Ragıp var karşımda. Tamam, biz adaşımla eskiden beri anlaşırız. Şimdi şu, bütün dünyada gazeteciler, muhalefet partileri, STK'lar, yurttaşlar hükümetleri eleştirir. Bu demokratik ülkelerde tabii son derece doğal, hatta gerekli bir şeydir. Şimdi adaşımın yazısında savunulan fikirler, oradaki tahlil bir yana, ben yakın zamanda özellikle demokratik ülkelerde
herhangi bir devlet başkanının, herhangi bir bilmem iletişim kurulu başkanının bir gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlamıyorum. Bu çok normal bir şey değil. Çünkü bakın, iddia edildiği üzere darbe propagandası yapılıyorsa bu suçtur. Zaten suçtur. Bu özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ragıp Zarakoğlu arasında ya ne adamın adı Fahrettin Altun'la Ragıp Zarakoğlu arasında bir mesele değil. Kamu davası açılması lazımdı. Savcılar geç kaldı herhalde. Onun için bunlar hemen uyardı. Şikayet ettiler. Böyle bir şey olmaz. Burada kimseye hakaret yok. Yani kişisel dava kamuyu ilgilendirmeyen kişiler arasındaki sorunları çözmek için ya savcılığa başvurup. Bir kere burada bir sakatlık var. İkincisi anlaşılıyor ki kim olursa olsun, demin Celal'in söylediği gibi CHP milletvekili, İstanbul İl Başkanı, herhangi bir gazeteci, yurt dışında birisi, gazeteci veya bir aydın, Türkiye'de saray rejimine yönelik her türlü eleştiri artık otomatik olarak darbe şakşakçılığı, darbe propagandası olarak adlandırılıyor. Çünkü bunlar sanıyor ki biz iktidara geldik 2002'de ve ilelebet burada kalacağız. Yani başarılı olsalardı belki kalabilirlerdi. Bir dönem başarılı oldukları da söylendi. Ama artık başarısızlar. Suriye'de başarısızlar, Libya'da başarısızlar, ekonomiyi yönetmede başarısızlar, korona krizini yönetmede başarısızlar. Kamuoyu anketlerinde. Evet, Ragıp'ın sesi gitti. Şimdi ben şöyle bir şey de buldum. Yani hem ekonomik anlamda Türkiye ciddi bir krize gidiyor. Hem yani şu anda karşımızda 5 tane maskeyi halka bedava dağıtamamış bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve bize koronayı bir başarı gibi sunmak istiyorlar. Ve özellikle bunu da bu suç duyurusunda korona ile ilişkilendirerek yapıyorlar. Yani Fahrettin Altun işte 240 metrelik araziye Boğaziçi öngördüğüm bölgesine nasıl çivi bile çakılamayacak yere izin almadan bir işte çardak bir şömine yaptıysa şimdi onun kararında da var. Biz koronavirüste başarılıydık ve bizi engellemek için bunlar yapılıyor diye. Şimdi iki tane suç duyurusunda hem Altun'un hem Erdoğan'ın suç duyurusunda ortak iki tane cümle var. İkisi de birbirinin aynı. Kes yapıştır yapmışlar. Şimdi bu yayın ve tehditler aynı zamanda içinden geçmekte olduğumuz küresel salgın sürecinde ülkemizin devleti ve milletiyle birlikte yürüttüğümüz mücadeleyi de hedef alarak başta yürütülen bu başarılı mücadeleye önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm milletimizin moral ve motivasyonunu düşürmeyi, halk arasında korku ve tartışma yaratarak kamu barışını bozmayı amaçlamaktadır. Bu cümle ki avukatları farklı isimlerde fakat iki dilekçede, iki suç duyurusunda aynen var. Fakat bunu ben bir yerden ilham aldıklarını düşünüyorum. O da aşağı yukarı 300'e yakın habere yayın yasağı getiren Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki kiraladığı arsa ile ilgili evet. olarak onun kararını veren, yani erişim engeli kararını veren İstanbul Anadolu 8'in Sulh Ceza Hakimliği erişim engeline şöyle bir gerekçe yazmış. Tüm dünyanın içinde bulunduğu salgın bir hastalık olan koronavirüs ile mücadelede birçok Avrupa ülkesinin başarısız olmasına rağmen ülkemizin mücadeledeki başarısını sekteye uğratmak ya da gizlemek için sıradan bir olayı sırf milletimizin ve devletimizin mücadeledeki başarısını göstermemek için dikkatleri başka yere çekerek itibarsızlaşma yapıldığı diyor. Aynı gerekçe. Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki 240 metrelik kiraladığı araziyle ilgili yahut işte Ragıp Zarakoğlu'nun darbe şakşakçılığı yaptığı iddiasıyla bulundukları suç duyurusuyla ilgili. Ragıp, senin demin sözün yarım kalmıştı. İstersen tamamla. Vallahi evet. Nerede kaldığımı bilemediğim için göremedim ben de. Yani burada en son söylediğim cümle herhalde şuydu. Mevcut saray iktidarı, saray rejimi kendisine yönelik her türlü eleştiriyi, muhalefeti darbe propagandası olarak algılıyor, kabul ediyor ve öyle kabul ettirmek istiyor. Oysa ki böyle bir şey yok. Yani Türkiye'nin çok büyük bir çoğunluğu darbeye karşıdır. Olası bir darbe meydana gelirse de buna karşı çıkacak büyük bir çoğunluk vardır. Büyük bir ihtimalle bu büyük bir çoğunluk da ilk seçimde tercihini yapacaktır. Evet. Erk, sen ne diyorsun? Neyin işareti bu aslında? Ya aslında biz bunu AKP iktidarı ile öteden beri görüyoruz.
Aynı poşete atılan Ergenekon davalarında gördük bunu. Bülent Arınç üzerinden gördük. Hatırlayın, Sümeyye Erdoğan'ı bir sürü gazete almıştı ve suikast planı diye üzerine bir şey koymuştu. Yani AKP ne zaman sıkışsa bir kendi darbesine yelteniyor. Darbe söylemi üzerinden ve bir yol temizliği yapıyor. Bunu o kadar çok örnekte gördük ki Gezi'den darbe çıkardılar. Bunu gördük biz. Ceylan Pınar'da öldürülen iki polisten sonra ortalığın ne hale geldiğini gördük. İşte 15 Temmuz sonrasında aslında 15 Temmuz'da bir darbe oldu. 20'sinde iktidar neler yapmaya başladı bunu gördük. Bir Allah'ın lütfu olarak kullanma eğilimi var darbeyi Erdoğan iktidarında. Olmazsa da bir biçimde topluma bir korku verip bir dizayn etme çabası var. Bunu hep gördük. Darbe diye hep kendi darbesini yaptı AKP iktidarı. Ama artık bana kalırsa ne toplum bunları önemsiyor, yiyor demek bile değil. Ne toplum önemsiyor, ne siyaset önemsiyor. Yani şuradan koronayı konuşamazsınız, darbe. Öldürülen, yaşamını yitiren askerleri konuşamazsınız, darbe. Onun ötesinde oylar düşüyor demek, darbe ve vatan hainliği. Artık dolar yükseliyor demek. Dolar yükseliyor demek, işte yeni resmi gazetede yayınlanan şeye göre darbe. Demek ki burada başka bir şey var aslında. Yani bir başarısızlık örtme var. Bir biten hikayeyi gizleme var. Bir korku var. Koltuğu yitirme korkusu var. Ve hepsinin ardında da aslında çok daha büyük bir korku var. Şimdi seçimle geldiniz, seçimle gideceksiniz diyoruz. Darbe olarak algılıyorlar. Sizin korkunuz nedir seçimle gidemeyecek kadar? Ne yaptınız ya siz? Hani biz biliyoruz aslında ne yaptınız da her yerde. Dolayısıyla bu korkular üzerinden algı diyorlar ya hep. Aslında hep kendi algılarını yaratıyorlar. Ve herkesin de karnı buna çok tok. Yazıyı biz de okuduk. Yani yazının üzerinde ne vardı? Gerçekten de bir uyarıydı bu. Yani evet, daha açık söylemek gerekiyor belki. Tahkikat komisyonları kurulmuştu 1950'de. Bugünkü ortamın farkı var mı yani bundan? Herkesin önünü tıkamak, herkesin önünü kesmek, bütün muhalifleri cezalandırmak, gazetecileri cezaevine göndermek, bu akılla açıklanacak bir şey mi? Arkasında da bunları söylüyorsunuz diye size darbeci, vatan haini, hain, bu söylemlerde bulunmak akılla çok izah edilir bir durum değil. Hocalarım varken bu kadar laf konuşmak da uygun değil. Estağfurullah, çok güzel konuştum. Çok güzel konuştum. Evet, şimdi Ragıp Sarıkoğlu, yani sen hayatı barış, demokrasi, sosyalizm mücadelesiyle geçmiş, insan hakları savunuculuğu yapmış, her darbeden de hayatı boyunca zarar görmüş bir yazar, yayıncı olarak darbe şakşakçılığıyla suçlandığın zaman ne hissettin? Hakaret, çünkü şimdi bu sözde Menderes severlik havasında bunu yapıyorlar ve Menderes'in mağduriyeti üzerinden. Bu aslında merkez sağ partilerde bir Menderes sendromu, travması olduğunu da söyleyebiliriz. Ama bundan çıkmanın yolu Menderes'in hataları, hatta daha çok Bayar'ın hataları demeliyiz. Tekrarlamak değil ya da şöyle bir sonuç çıkarmak değil. Bak, bu kadar destek vardı, bunlar milis örgütleselerdi, ondan sonra militanları örgütleselerdi darbe olmazdı. Şimdi işletilen mekanizma bu. Yani aman bir darbe gelecek, ondan sonra işte tedbirimizi alalım ve bir çeşit milis örgütlenmesi yaratalım. Yani bana gelen tehditler arasında yığılı otomatik silahlar, ondan sonra bu tip şeyler de var. Yani kendilerini de bir şekilde deşifre ediyorlar. Türkiye'nin, eğer ben bugün bir yazı yazdım, eğer resme aslında konumsa, benzetmek gerekiyorsa illa
Menderes'le şeyi benzetmek yerine herhalde Bayar'la Recep Tayyip Erdoğan'ı yan yana koymak. Yani inatçılıkları hep şiddet yolunu tercih etmeleri bakımından. Yani mesela Bayar ilk Kürt aydınlarını tutuklatan, hatta çok sert laflar eden, tutuklarken bir çeşit bunu bir toplu kıyıma dönüştürmeden bile söz eden bir kişi. Ne tesadüfse 6-7 Eylül olaylarında Cumhurbaşkanı ve onun başladığı tevkifatı devam ettiren kim? 27 Mayıs Çuntası. Yani mantalitede evet. Aslında değişen farklı bir şey yok. Ben çocukluğum Ankara'da, özellikle darbe sonrası mebus evlerinde kalıyordum. Orada bizzat tanık oldum. Yani orada Cunta'nın uyguladığı siyasi tutuklu ailelerini, yani Demokrat Parti milletvekilleri ilk siyasi tutuklu aileleriydi. Ve uygulanan yasadaki uygulamayı yapan kişiler daha sonra daha üst düzeyde 90'lı yıllarda Kürt illerinde bir kirli savaş yürüttüler. Yani bunların resimleri var, belgelenmiş. Yani Menderes'e işkence yapan kişi daha sonra şeyde işte OHAL bölgesinde en üst düzeyde belirleyen kişilik. Yani böyle bir gelenek oluşmuş vaziyette. Bunu da oluşturan elbette bu tür otoriter, totaliter devlet geleneği. Yani şimdiki propaganda şeyine baktığımızda, yöntemine, iletişim ne diyorlar, bakanlığı mı neyse, yani Göbels taktiklerini hiç aratmıyor. Yani ya da diğer sosyalist devletlerin totaliter devlete dönüştüğü dönemdeki kampanyalarda böyleydi. Yani diyelim Ekin mi olmadı, işte hemen ya da bu emperyalizmin bir komplosu diye tanımlanabiliyordu. Ya da bunun tersi örnekler de verilebilir. Yani tarihi tartışmak şey değil, suç olmamalı. Bunu biz yapmaya çalışıyoruz. Soykırım gerçekliği üzerinde de yıllardır, ya da Kürt gerçekliği üzerinde de hepimiz bunu yapmaya çalıştık. Bu ama bir suç haline getirildi. Tarihi tartışmak amaç tarihin yenilenmemesini sağlamak içindir. Darbeleri tartışmak darbelerin yeniden yapılmamasını sağlamak içindir. Şimdi çok kişi bilmiyor. İlk askeri junta, mesela Atatürk gerçekten evet. Başardı Mustafa Kemal. Orduyu siyaset dışı tutmayı ve Fevzi Çakmak'a emanet etmeyi. Ama ordunun içinde ilk kurulan juntanın Cevdet Sunay Cuntası olduğunu 1949 yılında, ki bunu ben Abdi İpekçi'den biliyorum, 27 Mayıs kitabından. Ve gerekçe ne? Eğer İnönü iktidarı terk etmese darbe yapmak. Bu kurulan cuntanın tohumları daha sonra Demokrat Parti demokratik bir şekilde seçime gitmek yerine işte tahkikat komisyonları kurma. Şimdi tahkikat komisyonları işliyor. HDP milletvekillerine işliyor. Seçilen evet. Belediye başkanlarına işliyor. Aynı mentalite. Yani bundan Menderes ikircikliydi. Ve Menderes vazgeçmek de istedi ve sonunda ikna da etti kaldırılmasına şeyin, tahkikat komisyonu. Ama artık çok geçti. İşte çok geç olmaması için kriz anlarında gerçekten demokratik mekanizmaların, demokratik değişimlerin önünü açmak gerekir. Türkiye'nin çok kötü bir geleneği. 10 yılda bir mutlaka ekonomik ve siyasi kriz şeyi takip ettiğimiz vakit, adeta ekonomik devreler gibi, buna bir de paralel siyasal kriz giriyor. Bunlar zaman zaman daha çok da ender olarak demokratik seçim yoluyla mümkün oldu. Ama daha sonra bu bir şekilde işte bakıyorsunuz, işte 80 darbesi, ondan önce 71 var, ondan önce 60 var, ondan sonra daha sonraya gittiğimiz vakit postmodern darbe var, 2015 darbe girişimi var.
Bütün bunların siyasetçi izleyenlere, devlet adamı izleyenlere öğretmesi gereken bir dersler var. Bundan kaçmak, yurttaşlara karşı görevlerini yerine getirmemek. Çünkü sonuç olarak bütün bu krizlerin, yıkımların bedelini Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ödüyor. Yani diyelim Kürtlerin haklarına yönelik kısıtlamalar, engellemeler sadece Kürt yurttaşları engellemiyor ki oluşan otoriter mekanizmanın Kürt savaşını bahane ederek bütün Türkiye'deki demokratik mekanizmaları muhalefete, aydınlara, basın özgürlüğüne karşı kullanıldığını görüyoruz. O zaman herkes özgürlüğünü yitiriyor ve Kürt sorunu da ister istemez demokrasinin kilidi haline geliyor ve bu çözülmeden bir demokratikleşmenin sağlanamayacağı da görülüyor. Oysa Türkiye bu şansı yaşadı, yakaladı. Yani üstelik kendi başbakanı Davutoğlu Dolmabahçe'de iki tarafın kabul ettiği iyi ya da kötü, eksik ya da tamam olmayan bir mutabakat sağladı. Evet. Ama masayı deviren Davutoğlu olmadı. Masayı deviren barış süreci bana yaramadı, çoğunluğu yitirdim diyerek masayı deviren Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ve ne yazık ki Türkiye'deki muhalefet de demokratik bir yapılanmaya geçmek için sağlayacak bir politika üretemedi ve o kendi oyunlarını üretebildi, senaryolarını sahneye koyabildi ve hala da bu yolda inatla yürümeye devam ediyor. Çünkü bunun arkasında bir de ideolojik temel var baktığınız vakit. İdeolojik temele dayanan siyasetlerde böyle güçlükler var maalesef. Evet Ragıp Duran, dünya basın özgürlüğü sıralamasında 154. sıradayız. Aslında özgürlükler açısından da çok parlak bir karnesi yok Türkiye'nin. Bu süreç nereye doğru evriliyor sence? Başka ülkelerin deneyimlerine bakıyoruz. Bu tür acılı, olumsuz, sorunlu aşamalardan geçen ülkelerdeki basın düşünce ifade, basın özgürlüğü meselelerine bakıyoruz. Evet, bu biraz belirli dönemlerde son derece aşağılara iniyor. Türkiye'de biliyorsunuz önemli noktalardan bir şeyi, hiçbir şeyin dibi yoktur. Hiçbir şeyin sonu yoktur. Rezillik, alçaklık, beceriksizlik. Bunlar bu kadarı da olmaz filan deniyor. Yok, oluyor. Bu kadarından daha fazlası da oluyor. Türkiye'de büyük bir ihtimalle ben açıkçası düşünüyorum ve bütün meslektaşların da bu konu üzerinde kafa yormasını talep ediyorum. Herkes kendi kurumu yahut kendi mesleğiyle kaçınılmaz olarak daha fazla ilgili. Önümüzdeki dönemde etraf sakinleşince, demokrasi gelince, hukuk gelince nasıl bir medya oluşturulması gerektiği konusunda bir yandan tarihi örnekler var. İşte Franco diktatörlüğü devrildikten sonra İspanya'da, İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa Nazi işgalinden kurtulduktan sonra Fransız örneği. Çeşitli örnekler var. Yani bunların ille de savaş işgal olması gerekmiyor. Önemli bir rejim değişikliklerinden sonra kaçınılmaz olarak medyada değişecek. Ama buna belirli ölçüde hazırlanmak gerekir. Bu aralar yaşadığımız her şey aslında çok önemli dersler veriyor bize. Neler yapılmaması gerektiği konusunda. Bunu bu iktidar neden yapıyor? Doğrusu nedir? Nasıl yapılması gerekir diye tek tek her konuda bu iletişim fakültelerindeki müfredattan basın yasasındaki hükümlere, gazetecilerin sendikalaşmasından bizim yazdığımız yazılarda kullandığımız dile kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Bunu tabii atıyorum siyasetçi siyaset için düşünmeli, yurttaş kendi geleceği için düşünmeli, mimar mühendis kendi mesleği için düşünmeli. Biz gazetecilerin de aslında böyle bir görevi var. Sonuç olarak bu süre öyle çok da fazla gitmez. Dibe bayağı yaklaştılar yani. Hatta o kadar yaklaştılar ki aynı dünya gibi o kadar derine indiler ki öbür taraftan çıkacaklar neredeyse. O bakımdan bizim geleceği hazırlamak için belirli bir takım çalışmalar yapmamız lazım. En son görüştüğümüzde Celal sen de vardın galiba. Eşber Yağmur Dereli, bunlar geçicidir ya, bunlar ıvır zıvır demişti. Hiç unutmuyorum. Küçümsememek lazım içinde bulunduğumuz olumsuz durumu,
ama çok da abartmamak ve bunun kalıcı olmayacağını da bilmek gerekir diye düşünüyorum. Ragıp Duran, bir de şundan söz eder misin? Şimdi Ragıp Zarakoğlu'nun yazısı darbe şakşaklığı diye suçlanınca biz artı gerçek olarak boş yere uğraşmayın, artı gerçekten ve Ragıp Zarakoğlu'ndan darbe malzemesi çıkaramazsınız diye bir editoryal yazı yayınladık. Gerek artı gerçeğin gerek artı TV'nin çıkış bildirgesinde de aslında barıştan ve demokrasiden yana olmak vardı. Yani onun için artı TV'de ve artı gerçekten darbe çıkarmak neden mümkün değildir yayın ilkeleri açısından, onu anlatır mısın bir? Şu tabii 3 yıldır gerek Artı TV gerek Artı Gerçek 3 yıldır yayında. Bizim bir takım Türkiye'deki hatta dünyadaki çeşitli medya organlarına göre özelliklerimiz, yani kasılmak gibi olmasın ama bir takım önceliklerimiz var. Bir takım niyetlerimizin yanı sıra yapımımız var. Biz bir kere Türkiye'de veya dünyada mali olarak, siyasi olarak, ideolojik olarak hiçbir kutuba, hiçbir güce bağımlı olmadan kendi başımıza bağımsız bir şekilde, özel bir şekilde gazetecilik, habercilik yapmaya çalışıyoruz. Bizim için bir tek kriter var. Gazetecilik, habercilik ve doğru habercilik tabii. Bu çok önemli bir şey. Bunu yapan herkes Ragıp'ın yazısını, Zarakoğlu'nun yazısını yayınlamak için can atar. Bizim iki tane çok basit ilkemiz var. Barış ve demokrasiye karşı olmayana, olmayan herkese Artı Gerçek'te ve Artı TV'de yer var. Bu oldukça geniş bir kesim. Bakın dikkat edin. Barış ve demokrasi yanlısı demiyoruz. Karşı olmayan diyoruz. Çünkü barış konusunda, demokrasi konusunda herkes ben barıştan yanayım, demokrasiden yanayım diyebilir ama biraz tartıştığın zaman onun savunduğu barışın pek barış olmadığını anlayabilirsiniz. Ya demokrasinin pek demokrasi olmadığını anlayabilirsiniz. Biz oralara da açığız. Dolayısıyla bir şey daha söyleyeceğim. Arşivler var. Gerek televizyon yayınlarının, gerek Artı Gerçeğin. 3 yıldır bu iki medya organının hiçbir programında, hiçbir yazısında darbe övücülüğü yapılmadığı gibi bütün yazarlar, işte 4 tanesi burada, sen, ben, Erk, Zarakoğlu, biz her zaman, her koşul altında 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar bütün darbelere karşı çıkmış bir gazeteci topluluğuyuz. Hadi 3 yıl öncesine gel, yani biz 3 yıldır gazetecilik yapmıyoruz, 30-40 yılı bulduk neredeyse. 30-40 yıllık arşivlerimizi karıştırın. Erk, senin için söylemiyorum. buradan darbe yanlısı bir bırakın cümleyi, sözcük bile çıkmaz. Tam aksine bütün darbelerde zarar görmüş, mağdur olmuş insanlar topluluğu Artı Gerçek ve Artı TV. Yanlış kapı ve sert bir kayaya çarptıklarının bir süre sonra farkına varacaklar. İlk başta biraz şoke olmuş durumdalar. Hemen anlayamazlar. Biraz süre geçsin, onlar da anlayacak. Peki şimdi sadece tabii medyaya dönük değil. Aslında iktidarın son dönemdeki hamleleri işte kendisine biat etmeyen sendikalardan, meslek örgütlerinden, muhalif partilere kadar uzanan geniş bir cephede topyekun bir harekat başlattı. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Valla Ragıp Hocam'a, Ragıp Duran'a katılıyorum. Yani aslında hep tartıştığımız mesele bu. Sonlarda böyle olur. Yani bunu buradan hayal dünyası olarak deklare etmiyoruz. Biraz sosyoloji, biraz tarih okuyan herkes zaten bunun böyle olduğunu kıyaslayarak görür. Baskı dönemleri fazlalaştıkça aslında iktidara olan antipati ters orantılı olarak düşmüş demektir. Şunu da görüyoruz galiba. Yani mızrakların üzerinde oturmaya çalışan bir iktidar. Bu işin böyle gitmeyeceğini de görüyoruz. Yani polis zoruyla, yargı sopasıyla toplumu dizayn etmeye çalışarak bir sonuç alınamayacağı ortadadır. Üstelik de şöyle bir müjde de verelim AKP'ye. Sadece bu muhalif kitleden görünen bir yol değil. Kendi tabanından gelen homurtunun sesini çok net duyuyoruz. Bu dünyada da hep böyle olmuştur ya. Şimdi hani diyebilirler yine de darbecilik buna.
Ama Paris'te bu iş böyle olmuştur. Rusya'da bu iş böyle olmuştur. Kendi kitlesi artık açtır. Artık her şeyin farkına varmıştır ve dolayısıyla kendisine bir yöntem çizmiştir. Şu darbecilik meselesine geldiğimizde kategorik olarak bile çok büyük bir yanlışı tartışıyoruz aslında. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Seçimde oylarınız düşüyor ve iktidardan gideceksiniz sandıkta demenin acaba nesi darbecilik? Gideceksiniz de bunu duymak istemiyorlar. Tüyleri evet, kendi kendine evet duyuyor. Yani bu şimdi buralardan tartıştığımızda bizi de yanlış yaptırıyorlar aslında. Belki de yani biz sizin deli güllabiciniz değiliz deyip siz tartışın kardeşim. Darbeyi tartışın, darbeleri tartışın, kendi darbenizi tartışın. Yaptığınız baskılar, ezdiğiniz toplum üzerinden bunları yapın. Ama biz bu oyunda yokuz demeyi de artık gündeme getirmek gerekiyor belki. Şunu diyorum, bir süre sonra öyle bir terörize ediyorlar ki toplumu. Biz kendimize inanmaya başlıyoruz. Ya acaba hani ne söylemiş olabiliriz de bunlar bu kadar kızdılar, kırıldılar meselesini düşünüyoruz. Ya bugün gördüğümüz Türkiye'nin bütün sorunları üzerine bir karşı tepki inşa etmeye çalışıyorlar. Ama bu tutmayacak yani. Bir defa daha söylemek gerekiyor. Bu tutmayacak artık. Çünkü görünüyor inşaattan düşen işçiden darbe çıkmaz. Kendisini yakan çocuğuna pantolon alamadığı için babadan darbe çıkmaz. Saklanan korona sayılarından darbe çıkmaz. Burada sizin yaptığınız yanlışların bir toplamı vardır. Ve bu yanlışlarla ilgilidir sizin bu korkularınız. Peki Ragıp Zarakoğlu, sen Türkiye'nin siyasal geleceğini nasıl görüyorsun? AKP iktidarına uyarma ihtiyacı da hissetmişsin. Nereye doğru bir gidiş var? Yani Türkiye biliyorsunuz bu tür inatlaşmalar yüzünden 75-80 arası fiili bir iç savaş yaşadı. Ve şu andaki sinyaller, meydan okumalar şu anlama da geliyor. Yani seçimi kaybetsek bile iktidardan gitmeyeceğiz deme anlamına da geliyor. Ya da şiddet uygulayarak seçmenleri korkutarak daha beteri olacak korkusu yaratarak kendine oy vermeye yönlendirmeye. Yani bu taktiği aslında Avrupa ve dünyaya karşı da uygulamakta rejim kendi deyimleriyle. Yani öyle bir şey yaratıyorlar ki Avrupa Birliği'nden Amerika'ya kadar aman ikinci bir Suriye olmasın, aman yeter ki bu adam işte çekilmez ama kalsın yerinde. Türkiye'deki yurttaşı da bu hale soktular. Yani 2015 yılındaki o bombalama, terör şeyi, seçmenleri bir anda indirirken işte Haziran'da 7 Haziran 1 Kasım süreci kendilerine yönlendirdiler. Yani bir çeşit istikrarın şeyi biziz garantisi. Ama şunu anlaması gerekiyor yurttaşların, seçmenlerin, Avrupa Birliği'nin ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin tam tersine bu iktidar istikrarsızlığın kaynağı. Bu açıdan Türkiye riskli bir döneme giriyor. Buna da hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin ikinci bir Suriye olmaması için gerçekten ciddi çaba harcanması gerekiyor. Peki Ragıp Duran, sen nasıl görüyorsun süreci? Çok fazla bilinmeyen var, çok evet. İstikrarsız, ne zaman ne yapacağı pek belli olmayan, kendi içinde tutarlı olmayan bir yönetim olduğu için bilhassa kısa vadeyi öngörmek oldukça zor. Orta ve uzun vadede ne olacağını hepimiz biliyoruz. Bu tek başına sarayın bir numarasının niyeti, isteğiyle de ilgili değil. Hem evet. Türkiye'nin içinde, iktidarın içindeki çeşitli fraksiyonlar, hem Türkiye'nin dış dünyayla ilişkileri, korona krizinden ekonomik krize kadar çok fazla faktör
Türkiye'nin yakın geleceğini belirleyecek. Ama şu ana kadar bizim okuduğumuz, takip ettiğimiz verilerin hepsi olumsuz. Bir tane olumlu, hani Libya'da barışı sağladı, Suriye'de istikrar sağladı, Türk lirası değer kaybetmeyi durdurdu, vatandaşların demokratik hakları arttı. Şöyle bir yok, bir tane olsun olumlu bir işaret, olumlu bir gelecek yok. Bu da tabii demin Erk de söyledi, dibe doğru giderken zaten böyle bir şey beklenmez. Dibe doğru ne kadar hızlı gittiklerini gösteren bir şey. Evet, ilk bölümün sonuna geliyoruz ama Ragıp Zarakoğlu, son sözü sana vermek istiyorum. Söyleyeceklerini almak tabii istiyorum bu konuyla ilgili. Evet, yani gerçekten çok ciddi bir şey. Yani Hüsnü Mahalli'nin bir yazısı var. Sizlerin de dikkatini çekmiştir. Yani Türkiye'yi bekleyen çok büyük potansiyel tehlikeler hakkında. Yani öyle bir coğrafi noktada oturuyoruz ki, yani Birinci Dünya Savaşı bu olduğumuz coğrafyanın paylaşım kavgasından çıktı. Evet. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti eğer doğabildiyse, Sovyet devrimi olmasa, tamamen ayrı bir dünya dengesi oluşmasa belki Türkiye diye bir devlet de olmayabilirdi. Şimdi de bu ölçüde dünya genelinde Amerika Birleşik Devletleri'nin süper güç olarak aynı İngiliz, Britanya İmparatorluğu'nun gerileme süreci gibi bir dönem yaşıyoruz ve yükselen yeni dünya güçleri söz konusu. Ve bunların da Ragıp'ın da dediği gibi oyuna girişi var. Sadece iç dengeler söz konusu değil. Bütün bunların çaresi gerçekten açık toplum olmaya geçmekten geçiyor. Biz hepimiz açığız, değil mi? Yıllarca her şeyimiz açık, fikirlerimiz açık. Fakat Türkiye'deki siyasi yapılar içindeki bu kapalı alanların gerçekten aleniyet kazanması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin kaderini belirlemek bu dar grupların işi değil. Ya da bu dar grupların şeyi değil. Onların üzerine düşecek kaderimizi belirlemek onların eline bırakılmamalı. Ve şu anda iktidar içi çatışma da aslında kapalı kapılar ardında çok hızlı bir şekilde yürüyor. Yani post Erdoğan dönem nasıl belirlenecek? Biliyorsunuz AKP'nin yeterli kadroları olmadığı için Gülen hareketine muhtaç kalmışlardı. Ve Gülen hareketinden sonra nereye yöneldiler? Tekrar Ergenekon çevreleriyle uzlaşma artı Talat Paşa Komitesi ile Doğu Perinçe'ye bile muhtaç kalır vaziyete geldiler. Ve bilmiyoruz, eğer darbeden korkuyorsa başkan aslında biraz da bunlara baksın. Yani bilmiyoruz. Ve dünya dengesi içinde de bu ilişkilerin, bu grupların aleniyeti yok. Nasıl bir oyun kurmaya çalıştıklarını. Tamam, Recep Tayyip Erdoğan bir döneme kadar muhalefet yetersiz olduğu için, başarısız olduğu için özellikle 2015'ten sonra kendi oyununu kendi kurdu. Çünkü inisiyatif ona bırakıldı. Ama şu anda oyun kurabilecek kapasitesi de kalmamış vaziyette. O zaman da eğer darbe endişesi varsa bilmiyorum, kendi altındaki gruplarda arasın. Demokratik muhalefette değil, CHP'de değil. Kendi arkasına baksın diyorum. Şimdi senin yazın yayınlandığı gün tesadüf benim de yazım vardı. O yazıda da şöyle bir tespitte bulunmuştum ben. Yani evet, bunlar öküzün altında darbe arıyorlar diye bir tespitte bulmuştum. Ve tesadüfen senin yazından da böyle bir şey çıkardılar. Tekrar. Ben de onun üzerine bugün öküzün altında aranan darbe bulunmuştur başlıklı bir yazı yazdım. Senin hikayeni, evet, anlatarak.
Fakat bu başlığın altında senin fotoğrafını koymuşlar. Şimdi saraydakilerin mantığıyla baksak diyecekler ki Celal Başlangıç Ragıp Zarakoğlu'na öküz dedi. Böyle bir mantık. Evet. Peki ilk bölümün sonuna geldik. Ben de sana tazminat açarım. Ne güzel. Sen bu galiba dava da açacaksın, hakaret davası. Evet. Peki katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ragıp Zarakoğlu, Ragıp Duran. İlk bölümde sonundayız. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, ilk bölümün sonuna geldik. Biz ikinci bölümde devam tekrar edelim. Devam edelim. Evet, Artı Gerçeğin ikinci bölümünde saat başında buluşmak üzere.